Tablo mükemmel. ...360 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Mahmut Şevket Paşa köyündeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. O zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle 360 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Valla program daha yeni başladı ama aslında ben biraz yorulmuş olabilirim Mithat. Niye beni yoruyorsun? Mithat beni çenesiyle yordu sevgili seyirciler. Neyse şaka bir tarafa. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor valla benden söylemesi. Şimdi neredeyiz tekrar belirteyim. Beykoz'da, İstanbul Anadolu yakasında Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa köyündeyiz. Köy çok güzel bir köy. Ne yapıyorsun? Ne yapalım, program çekiyoruz. Hemen şöyle arkamı döndüm baktım. Ay orada çok güzel bir sarışın bir kız var, küçük bir çocuk var. Niye kapattın camı? Aşk olsun. Gel gel gel. Su da getir gelirken. Ay susadım vallahi biraz yani. Ne yapayım? Çantam orada dursun. Köydeyiz zaten. Bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi burada biraz önce açılışımızı yaptık. Sevgili seyirciler, ben köyde dolaşmayı çok seviyorum açıkçası. Bilmiyorum açılışta duydunuz mu? Biraz önce zaten horoz ötüyordu arkamdan. Sonra yani fazlasıyla doğal bir ortam var. Çiçek, böcek ne ararsanız var. Köpekler. Yani gerçekten çok keyifli. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Süper dedi. Şimdi Ekrem Sokağı, Ekol Sokağı, Dinç Sokağı, nerede olduğumu anlatmak için söyleyeyim dedim. Sonra Akat Sokağı, bu sokakların hepsinin ortasındayım. Sizi Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde kahvaltı yapabileceğiniz çok keyifli, çok güzel bir yere götüreceğim. Aynı zamanda götüreceğim yerde konaklayabilirsiniz. Yani ben İstanbul içinde nereye gidebilirim diyorsanız götüreceğim yere gidebilirsiniz. Benden söylemesi sevgili seyirciler. Siz biraz bence şuralara bir göz atın. Benim de suyum halen gelmedi. Muhtemelen bir makyaj falan yapıyordur, ruj sürüyordur bence. Hanım milleti, kendimden biliyorum. Ah merhaba ablacığım. Kekin, böreğin var mı? Hiçbir şeyin yok mu? Şöyle bir ağzımız tatlansaydı. Uzun zamandır hiç öyle şeyler yapmıyorum dedi. Ben bile yapıyorum, ben bile. Bak ben bile yapıyorum ama bile demiyorum çünkü ben mutfağı çok seviyorum. Beni mutfağa sok ama temizlik, ütü falan verme bana. Ama beni mutfakta hani evet kek yaptır, yemek yaptır, börek yaptır. Vallahi billahi bak ciddi söylüyorum. Bir ara çok yapıyordum. Benim kızım anne diyete girdiği zaman çok yapıyordum. Ha benim kız diyetteydi. Anne ben diyetteyken niye yapıyorsun diye benim kız kızıyordu dedi. Sonra bıraktım. Çünkü diyeti bırakınca da yapmıyorsun diyor. Diyeti bırakınca da yapmıyorsun diyor. E niye yapmıyorsun sen de? Bak Tanrı misafiri denen bir şey var. Ha? Var mı? Bak ben de yüzsüz. Var mı senin kekin, böreğin, çöreğin, kurabiye? Senin de yok. Macir böreği yapardım dedi. Şimdi bu mahalle Selanik göçmeni. O yüzden de macırlılar severmiş çiçekle donatmayı evlerini, yani Selanik göçmenleri. Bakın farkındaysanız hep evlerde rengarenk çiçekler. Bak. Orada da bak çiçekler.
Hemen arka taraflarda da çiçekler var. Hemen altında falan da. Sohbetimizi, muhabbetimizi yaptık. Suyumuzu bekliyoruz şimdi. Siz o zaman biraz önce söylediğim gibi buralara şöyle bir göz atın. Suyum gelsin, ben sizi tekrar karşılayacağım ve gerçekten kahvaltı yapabileceğimiz muhteşem bir yere götüreceğim. Bekle, 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 bekle. Kız, sen niye titriyorsun? Ben heyecanlıyım. Ne heyecanlanması be? Aa, biraz titriyor, gel. Evet. Biraz önce yukarıdaydı. Ben de süsleniyor geliyor herhalde dedim. Yok, ya. Annenle o kadar uzun konuştum. Annenle burada konuşsaydın anne. Ya. Arasaydın görüntülü, ara görüntülü. Arayayım. Ara, annesi beni izliyormuş. Ver, ben koyarım, ver. Ver. Suyumu da içeyim, oturarak gel, içeyim. Dur şöyle, soluma gel, tamam. Soluma gel. Şöyle oturarak içeyim. Ha. Filiz Hanım merhaba. Sesini duymak o kadar hoşuma gitti ki. Ay ne demek, rica ederim. İsim? İsmi Filiz. Filiz teyze. Öpüyorum yanaklarından. Ben de seni öpüyorum. Ben de seni, Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Görüşürüz, öptüm. Ben de öptüm. Haydi bay bay. İsim? Merve. Merve, sen nerelisin? Ben Tatarım. Romanya. Tatarsın. Wow. 8 yıllık evliyim. Gelin geldim. 8 yıllık buradan. Evlisin, gelin geldim. Ah. Sen nasıl köy? Köy güzel, köyü seviyoruz. Kızım neler yapılır? Ya. Tabii tarlası var, bahçesi var, ekiyor, biçiyor. Yazın buradayız biz. Süper ya. Kışın da buradasın. Kışın evdeyim. Ataşehir'deyim. Ha, okulu öyle mi? Var. Ha. Yaza geliyoruz. Yazın böyle. Buradasın, kışın oradasın. Evet. Ben sandım buraya gelin gelince burada yok, yaşıyorsun. Yok. Ataşehir'de yaşıyorum. Yazın buradayız. Ekiyoruz, biçiyoruz. Kaç yaşındasın? Ayıptır sormasın. 35. Ay maşallah. Aa, 41 kere maşallah. Vallahi Allah nazarlardan saklasın. Hiç göstermiyor değil mi Mithat? Bardak da çok güzelmiş bu arada. Merve gerçekten çok güzelmiş. Allah hani su gibi istediklerini önüne sersin. Böyle bütün dertlerin varsa da su gibi gitsin inşallah. Hepinizin teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok sağ ol. Kim börek verecek? Kız kardeşin mi? Çok güzel. Sen de çok güzelsin. Görüyorum seni. Sen de güzelsin. O da teyzemiz. Kıska ay Allah'ım al Merve. Anında satarım. Allah'ım ya Rabbim. Bu şey. Biri kompost. Koy koy gel yanıma gel. Çok güzelsin. Sen niye hiç gelmiyorsun? Kızı da geldi Merve'nin. Bak bir göster. İsmi ne? Eylül. Eylül. Ay maşallah Eylül sana ya. Baksana Mithat abine. Erik kompostosuymuş. Önce bir kompostonun tadına bakayım. Ay çok güzel. Komposto çok güzel. Niye boşnak böreği desin, boşnak böreği olmayan böreğe? Niye çarşaf böreği? Allah Allah, çarşaf böreğiymiş börek. Bak. Bak. Bak genellikle burada Selanik göçmenleri var, onu söyleyeyim. Biraz önce söylemiştim. Bak. Selanikliler hamur işini çok severmiş. Teyze söylüyor. Teyze söylüyor. Hem orada söylüyor. Bak hem orada söylüyor hem de tutma beni, tutma beni. Biz tutmuyoruz ki. Her şeye karışıyorsun sen değil mi? Allah'ım. Deminden beri diyor ki boşnak böreği de boşnak böreği de. Sen de diyorsun ki boşnak böreği değil ki, o niye bu diyeyim. Evet boşnak değilim ki ben. Çarşaf böreği. Bak şimdi ben yiyorum. Neli börek. Patatesli. İki gün önce düğünümüz vardı, onu açmıştık. İki gün önce düğünleri varmış da onu açmışlar. Vallahi gelseydik iyi olurdu, bilseydim geliyordum. Davullu zurnalı gelin almışlar. Börek. Çok güzel. Yok şeker kullanmıyorum ama komposta börekten de güzel, ben sana diyeyim. Sen yaptın değil mi? Yıkılıyor. Ay ne olacak bu? Erik mi teyzeci? Nasıl? Çok güzel. Ben bunu böyle yiyeyim. Bunu biçeyim. Kompostoyu. Traktör de geçiyor.
köy yeri görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında sizleri tekrar karşılayayım, olur mu? Bunlar bittikten sonra. Öpüyorum. Bulduğumuzu yedik. Sizi öpüyorum. Sohbetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ablacığım, bahçeden getirdiklerin için de ayrıca teşekkür ediyorum. 41 kere maşallah hepinizi. Merve, seni de öpüyorum. Haydi görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Vallahi sen de buranın yaramazı Miraç. Buranın yaramazı Miraç. Haydi görüşürüz. Ya çok keyifliydi bence. Sence Mithat? Vallahi gelirseniz uğrayın. Ben size diyeyim bu güzel insanlara. Bir de demezler mi iki gün önce gelseydin de düğünle de kalırdın? Gelseydin vallahi düğünle de kalırdım. Bak böyle devam ediyor. Mesela Hicap Sokağı burası. Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde. Şimdi biz aşağı doğru yürüyerek iniyoruz. Köyün meydanına. Şöyle sağdan sağdan yürüyelim. Mithat Bey'le. Her yer. Her yer çiçek, evet. Selanik göçmenleri seviyormuş çiçeği, dedim ya, köpek geliyor sandım yaprakların ışırtısını. Oh oh oh. Tavuklar. Merhaba. Şöyle şuraya bakayım bir, merak ettim. Fıkra Sokağı. Ha, bir şey yok Mithat'cığım, merakımı giderdim. Bir şey yok. Şey yok. İçim açıldı ya. Gerçekten de o kadar güzel çiçekler var ki bütün evlerde. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösteriyor sizlere. Vallahi billahi içim açıldı. Köydeki insanların sıcak kanlılığına ayrıca içim açılıyor. Yani Mahmut Şevket Paşa Köyü, Beykoz'a geldiğiniz zaman gezebileceğiniz, görebileceğiniz güzel köylerden biri. Köy kahvesinde oturup çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Köyün meydanında gözlemeci falan var. Orada oturup bir şeyler yiyebilirsiniz. Onun dışında köyün biraz daha çıkışına doğru kahvaltı yapabileceğiniz yerler var. Orada kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ve biraz önce de dediğim gibi sizi kahvaltı yapılacak gerçekten çok güzel bir yere götüreceğim. Aynı zamanda konaklama da yapılıyor orada. İstanbul'un şehir gürültüsünden uzaklaşmak isterseniz eğer oraya gidebilirsiniz. Yardıma ihtiyacın var mı? Yok dedi. Görüşürüz. Allah sağlık versin tüm yaşlılara. Şimdi Dakik Sokağı var, Ekrem Sokağı var. Ben Dakik Sokağı'ndan değil Ekrem Sokağı'ndan gitmeyi tercih ediyorum Mithat'cığım. Teşekkürler. Biz Mithat'la bazen anlaşamayabiliyoruz. Çünkü Mithat bana kendi istediğini yaptırmaya çalışıyor. Ben de kendi istediğimi yapmaya çalışıyorum sevgili seyirciler. Sonuçta benim istediğim oluyor. Evet, şimdi Mahmut Şevket Paşa Köyü'nün meydanına geldik. Bu caddenin adı, birazdan çıkacağımız caddenin adı Mahmut Şevket Paşa Caddesi. Burada bir köy kahvesi var. Yani Mithat'ın, şimdi benim durduğum buradan itibaren Aziz Sancar, Profesör Doktor Aziz Sancar Caddesi. Şu an Mithat gösteriyor. Hemen geriye gelsin Mithat. Sol tarafım Mahmut Şevket Paşa Caddesi. Şimdi sizleri kahvaltı yapacağım yere doğru götürüyorum. Oraya yürüyerek gidemeyiz ama onu söyleyebilirim size. Şimdi yürüyerek gideriz dersem yalan söylemiş olurum. Yani köye toplu taşımayla geldiğiniz zaman Kasımpatı otobüs durağında inip benim kahvaltı yapabileceğim yere gidebilirsiniz. Kasımpatı otobüs durağında inersiniz. Sonrasında hemen otobüs durağının karşısından yürüyerek Mukaddes Sokağı'nı takip ederek kahvaltı yapacağım yere ulaşabilirsiniz. Ama toplu taşımayla gelip de hani köyün meydanında inip kahvaltı yapacağım yere yürümeniz biraz sizi yorabilir, açıkça onu söyleyeyim. Arabanızla geldiğinizde de zaten kahvaltı yapacağım yere kadar arabanızla gitmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında buraya geldiğiniz zaman keyifli vakit geçireceğiz. Siz de geçirebilirsiniz. Kahvaltı yaptığım yerde buluşalım. Önce köyün meydanında şöyle bir dolanın.
kahvaltı yapacağım yerde karşılayacağım. Geldik artık kahvaltı yapacağımız yere. Birazcık börek yesek de sevgili seyirciler. Kısmetimizi geri mi çevirelim? Erik o şafıyla böreği, çayı geri mi çevirseydim ben? Bu arada ablalara gerçekten sevgilerimi gönderiyorum ve çok teşekkür ediyorum tekrardan misafirperverlikleri için. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten de. Köyün içi çok güzeldi. Şimdi burada konaklanabiliyor, hem kahvaltı için gelinebiliyor ya da yemek için gelinebiliyor. Şöyle Mithat burayı bir göstersin. Hemen kameraman arkadaşımız. Bakın yukarıda da muhtemelen konaklanabiliyor. Fiyatlar ne kadar bilmiyorum. Siz bence şöyle yapalım sevgili seyirciler. Buraya şöyle bir göz atarken ben sizi kahvaltı masasından karşılayayım. Hem kahvaltı ile ilgili, hem işte bir şeyler yiyip içmek isterseniz onlarla ilgili bilgiyi, hem de konaklamayla ilgili bilgiyi vereyim. Ne dersiniz? Tablo, 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 mükemmel. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Pişi, patates kızartması, menemen, peynir tabağı, zeytin, bal, tereyağı, kaymak, tahin, pekmez, reçel çeşitleri. Ve kişi başı 280 lira. Burası tekrar belirteyim, Beykoz'da Mahmut Şevket Paşa köyünün içinde. Çok güzel bir yerde. Kasımpatı otobüs durağının oradan yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Burası orada. Mukaddes Sokağı'nı devam ediyorsunuz. Burada hem konaklama hizmeti veriliyor hem de restoran, kafe hizmeti veriliyor sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü buraya kahvaltıya gelebilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğine de gelebilirsiniz. Hatta hafta sonu ailenizle, çocuklarınızla birlikte buralarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Kışın şu hemen kameraman arkadaşım Mithat Kılıç'ın gösterdiği o ateş çukuru yanıyor. Etrafında işte çayınızı, kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. Onun dışında burada keyifli vakit geçiriyorsunuz. Çocuklarınız hemen önünüzdeki çimde oynarken, o ateş çukurunun önündeki çimde oynarken siz de çayınızı, kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor zaten sizlere. Şimdi ekmeğim ve çayım da geldi. Ben artık bu güzel kahvaltıya başlayacağım. Bu kahvaltı bu arada, yani peynirler fazla sadece burada. Biz ekip olarak 3 kişi olduğumuz için. Onun dışında bu kahvaltı 2 kişilik bir kahvaltı. Bak sonrasında izleyicilerim gelirdi. Bu Yıldız bize böyle vermediler derlerse kızarım. Gerçekten 2 kişilik kahvaltınız böyle mi? Evet diyorlar. Vallahi evet dediler. Sınırsız da çay var. Çayımızı da dolduralım. Kahvaltıya farkındaysanız halen başlamıyorum. Neden? Havası çok hoşuma gitti. Yani. Kışın hafif kar da gelir buraya. Daha da güzel olur. Başlayayım artık o zaman. Peki Mithat Bey. Ya benim bu kahvaltının
masaya gelişinden açık söyleyeyim sevgili seyirciler. Gözüm doydu. Karnıma evet doyuracağım ama şu an gözüm doydu. O kadarını söyleyeyim size. Bir de benim mesela evde de çok dikkat ettiğim bir şey var. Domatesin kabuğunu evet soyulmuş bir şekilde isterim ben de. Sen de mi öyle istiyorsun? Neden? Daha lezzetli oluyor dedim. Hatta bazıları soymadan getiriyor ya. Mesela orada diyemiyorsun da ama neyse. Tamam ben sustum, kahvaltıya başlayayım. Gözüm doydu, karnım da doysun. Gözlemeyle başlayacağım. Ben bu kahvaltıyı çok övdüm. Karnımı doyurayım. Sonrasında sizi bu güzel yer, gez bitmeyecek kadar büyük bir yer. Bahçede karşılayayım, neler yapabileceğinizi ve fiyat bilgilerini daha detaylı olarak sizlere aktarayım. Burası bir kadın işletmeci tarafından işletiliyor. Onu söyleyeyim size, Helin Hanım. Geldiğiniz zaman Helin Hanım'ı eğer görürseniz merhaba, kolay gelsin de diyebilirsiniz ve buradaki güzel insanlara da aynı şekilde. Kahvaltım bitsin, sonrasında sizleri karşılayayım. Kahvaltımı yaptım. Gerçekten çok güzel bir kahvaltıydı. Şunu belirtmek istiyorum ki kahvaltıda görmüş olduğunuz her şey buradaki şefler tarafından yapılıyor. Bu elimde gördüğünüz grissini ekmekler dahil. Hani bazı ekmekler o bizim yediğimiz ekmekleri fırından alıyorlardı ama köy ekmeği onu söyleyebilirim size. Burası çok eski bir yermiş. Sevgili seyirciler bunu belirtmek istiyorum size. Buranın sezonu Ekim'den sonra daha çok açılıyormuş. Mesela şu benim çok hoşuma gitti burayla ilgili. Kahvaltı sayısına göre kahvaltı hazırlıyorlarmış o hafta sonu. Burada paketli ürün yokmuş. Burada hemen şu arka tarafta ve üst tarafta tarlaları varmış. O bizim sofrada görmüş olduğunuz şu an tarlanın bir kısmını kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. O bizim kahvaltıda görmüş olduğunuz domatesi, salatalığı, biberi hep böyle kendi tarlalarından getiriyorlarmış. Ve şu an bulunduğumuz bu güzel yerde birçok dizi, televizyon dizisi ve Türk sinema filmi çekilmiş. Onu da söyleyebilirim sizlere. Hafta sonları burada hem anneler için yani yetişkinler için, anne babalar için hem de çocuklar için birçok etkinlik alanı kuruluyormuş. Burada işte parkurlar hazırlanıyormuş. Şu anda Mithat'ın sizlere göstermiş olduğu boş gördüğünüz bahçede etkinlik alanları hazırlanıyormuş. Onun yanı sıra ok atmanız için bir alan hazırlanıyormuş. Onu söyleyebilirim sizlere. Yani çok kapsamlı bir alan. Dediğim gibi benim en çok aslında hoşuma giden kahvaltının kişi sayısına göre olması. Ve aslında burada kişi sayısına göre o hafta sonu kaç kişi gelecekse ve belliyse o kadar kahvaltı çıkması. Konaklama ücreti 2200 liradan başlıyormuş. 2 kişi 2200 lira kahvaltı dahil. Özellikle kış aylarında hafta sonları işte yoga, pilates grupları fazlasıyla burayı tercih ediyormuş. Burada düğün davet organizasyonları da yapıldığını belirtmek istiyorum. Çok huzurlu bir yer. Ha şunu söyleyeyim size. Şimdi burası kesinlikle bir piknik alanı değil. Şöyle Mithat gösterir misin? İnsanlar buraya hem huzuru bulmak için geliyorlar. Hem de biraz kafa dinleyip şehrin o gürültüsünden, egzoz dumanından, karmaşasından kaçmak için geliyorlar. Burada mangal yakmak yasak kesinlikle piknik alanı olmadığı için. Burada her şey tekrar belirteyim şefler tarafından yapılıyor. Güzel bir hafta sonu ailenizle ya da sevdiklerinizle geçirmek isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Özel organizasyonlarınız için de tekrar belirtmem gerekirse Ekim'den sonra sezonları daha fazla yoğun oluyor ve asıl sezon aslında burada Ekim'den sonra başlıyor. 1990 yılından beri de hizmet veriyormuş burası. Masada söyledim, kahvaltı masasında tekrar söyleyeyim.
kadın bir işletmeci tarafından işletiliyor burası, Helin Hanım. Gayet de tatlı bir hanımefendi. Zaten kendisi bana bu bilgileri verdi ve kendisi anlattı. İşte kahvaltılık ürünleri kendimiz temin ediyoruz. Hiçbir şekilde paketli ürün kullanmıyoruz diye. Bizzat yedim. Her şey gerçekten çok güzeldi. İstanbul'un neresinde olursanız olun, bir hafta sonunuzu bence buraya ayırabilirsiniz diyelim. Ve yavaş yavaş buradan çıkalım ve Mahmut Şevket Paşa Köyü'nü keşfetmeye devam edelim. Yorulduk. Mithat diyor ki hayırdır Yıldız, nereye gidiyorsun diyor. Sen dedin yokuşu çıkalım. Ne var ne yok. Bakalım değil mi Mithat? Sandaki şuradan aradan göster. Giriliyor. Fazla yokuş çıkmayacağız. Ama çıkıyoruz. Her güzel şeyi bir yokuşla çıkıyorsun. O yokuşun sonunda da çok güzel bir şekilde iniyorsun. Yani güzel şeylere ulaşmak için yokuş çıkmak gerekiyor Mithat. Bu arada Mithat Bey'in sesi duyulmuştur. İnek var burada dedi kokudan. Köy olabilir mi Mithat? Benim bir maruzatım var sevgili seyirciler. Şimdi köy yolu Mahmut Şevket Paşa Caddesi. Arabalar, kamyonlar özellikle. Biraz daha sakin ve yavaş lütfen. Yani çoluk çocuk çıkabilir. Hani bir anda Allah göstermesin. Ben kamyon geliyordu, tam yavaş yavaş dedim, ne ağır ne yavaşı falan yaptı böyle. Ne yavaşı değil, böyle köylerde, sokak aralarında biraz daha arabaların, kamyonların yavaş olması gerekiyor. Her an dediğim gibi çocuk ya da bir hayvan çıkabilir ya da yaşlı bir teyze ya da amca çıkabilir yani. Bakın bu arada burası Kerim Sokağı'ymış, Mahmut Şevket Paşa Köyü'nde. Tabii ben Mahmut Şevket Paşa Köyü diyorum ama burası Beykoz'un bir mahallesi oldu. Yokuşu çıktık. Çok güzel bir teyze. Ay yoruldum. Az dinleneyim şurada. Neler satıyorsun sen? Neler neler satıyorsun? Bir nefes alayım. Siz de o arada yokuşu çıktığımız yere bir göz atın ki sabah açılış yaptığımız yere geldik. Tekrar yani buradan düz devam edersek açılış yaptığımız güzel teyzelerin, bize börek ikram eden teyzelerin oraya gideceğiz. Şöyle gidersek köye tepeden bakmış oluyoruz. Yeşillikleri görmüş oluyoruz. Kameraman arkadaşım Mithat size gösteriyor. O zaman Mithat size buraları göstersin. Ben de azıcık isim teyzeciğim. İsmin ne? Ayşin teyzeyle oturayım. İki lafın belini kırayım.
Hoş geldin. Ne verelim? Ne kadar güzel geldin karşıdan. 41 kere maşallah. Eşarbın da çok güzelmiş. Şey soruyorlar ne çekiyorlar? Ben dedim bilmiyorum ki ne. Çile çekiyoruz. Çile. Çile. Bilmiyorum diyor. Tabii köy merak ediyor. Ne çekiyor bunlar? Çile. Alan diyor ki hani böyle yapıyor. Ben de diyorum bilmiyorum. İleriden geliyorum diyorum. Gel böyle gel. Böyle gel. Çile çekiyoruz. De ki çile çekiyorlarmış de. Ayşe abla bunları satıyor. Alacaksın mı bir şey? Aldık. Ne aldın? İki tane böyle şey aldım. Pijama. Pijama aldın. Ay dur ben de bakayım. Bir isim. He? İsmin ne abla? Safiye Şen. Safiye Şen abla. Sen diye konuşuyorum. Bir sakıncası yok, yok değil mi? Yok. Heh, tamam. Yok. Şimdi şöyle bir sen otur Safiye abla buraya. Sen ben otur. Aldım iki tane. İki tane almış şimdi Safiye abla. Ben şu çantamı bir kaldırdım. Şimdi Ayşe abla köydeki insanlara satıyor. Ki dedim ki dur dur göstereceğim. Giyeceğim de gerekiyorsa. Ayşe ablaya dedim ki Ayşe abla sen bunları kime satıyorsun dedim. Hani buraya gelen var mı dedim köyü gezerken. Ayşe abla da dedi ki köydekilere satıyorum. Biliyorlar mı burayı dedim. Herkes benim bunları sattığımı biliyor dedi. Şal var, iç çamaşırı, çorap. Sonra şöyle bakıyorum ne ararsam var bak. Anne bluzu var orada bak. Şurada anne bluzu falan var. Anne bluzu deniyor da. Şu an ünlü bir marka yapsa moda. Ben sana diyeyim yani. Bak tişörtler varmış Safiye abla da anlatıyor. Bak. Bunlar, etekler ha bu etek var. Mesela bak. Bu etek, hemen gösterelim canlı canlı. Şimdi etek deyip geçme. Bak ne kadar bu Ayşe abla? 150 liraymış. Pazarlık payımız var mı? Pazarlık payı fazladan yok dedi. Şöyle mikrofonu da düşürdüm hafif Mithat'cığım. Yani yok, tuttum. Şimdi bak. Ben sana, zaten bunu almak için evin önüne gidene kadar verilen yol parası değil mi? Bak şimdi. Bunu aldınız. Bunun üstüne düz beyaz bir body, beline şık bir kemer, evet. Altına bir sandalet ya da spor ayakkabı ya da topuklu bir çizme yemin ederim. Harika. Ayşe abla kendi markasını oluşturdu böyle. Bu kadar yani. Mahmut Şevket Paşa köyü, Mahmut Şevket Paşa mahallesi bir mankenlik görmesin mi? Hemen. Ver müziği Umut. Şalvarımla geliyorum karşınıza eteğimi çıkartıp. Şalvarımla geri döndüm. Ver müziği Umut. Sokağın adı ne? Sokağın adı ne? Ekol Sokak. Ekol Sokak. Evet. Bak Ayşe abla burada. Haftanın 7 günü burada mısın? Bazen her gün buradayım. Bazen evi haftada burada, bir evi. Ev burada. Evin nerede? Şu pembeyim. Hangi? Ay o pembe kapısı evet. Mavi mi? Çok güzel bir ev ya. Yemin ederim oturduğumdan beri o kapının rengine bakıyorum biliyor musun? Çok güzelmiş. Şalvarlar ne kadar? Bunlar 180. 180 bunlar 180. Evet. Kaç senedir buradasın? Ben 40 senedir bu mahalledeyim. 40 senedir bu mahalledesin. Kaç senedir böyle satıyorsun? 20 senedir yapıyorum. 20 senedir yapıyorsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Safiye teyzem sana da kolaylıklar diliyorum. Ben sen de çok şıksın. Nerede oturuyorsun? Ben Paşabahçe'de oturuyorum. Burayı gezmeye gelip yazlığa. Ha yazlığa geliyorsun. Bu arada şunu da belirteyim. Size bazı insanlar burayı yazlık olarak kullanıyor. Pöfür pöfür yazın sıcağında estiği için. Kışın evlerine yani İstanbul'un içine geri evet. Dönüyorlar. Bu kardeşlerim oturuyor bir üç katta. Burası da annemin de biz iki kız kardeş hoş gitti pastaya gitti fındık toplamaya. Maşallah hepsi de sizin. He bizim bu bina. Köyü satın almışsınız. Sizin mi bu bina? Bizim kardeşlerim. Maşallah. Küçük kardeşim orada büyük kardeşim. Maşallah maşallah maşallah. O zaman şöyle bir sokak aralarında kaybolun. Ben de azıcık tini mini yaparak şalvarımı çıkarttıktan sonra böyle yürüye yürüye nereye gideyim? Artık köy kahvesine gidelim. Bir soluklanalım. Çünkü niye? Mahmut Şevket Paşa'nın ayranıyla yoğurdu çok meşhurmuş. Evet. Öyle mi? Evet. Hiç kimse bir ayran yapmadı mı ya? Kimsenin evinde bir ayran yok mu o zaman? Bilmiyorum. Burada aynı inekler yok ki süt. Ha. Aynı sütçüye dersin haber alayım. Veriyorsun. Ya getirir ya getirmez değil mi? Evet. Tamam biz gidelim o zaman bir şey bulalım, ne yoğurt, bir ayran bulalım. Sütçü neredesin sütçü? Herkes seni bekliyor. O zaman...
Tipin karşısındaki köy kahvesi burası. Kaç yıllık bir yer? Ya bu çok eski bu kahve. Ya 70 senelik kahve. 70 senelik kahveymiş abiden de duyduğunuz gibi. İsim abicim? Turan. Turan abi, Allah sana sağlık versin. Turan. Sen sürekli burada mısın? Yok, ben haftada bir gün iki gün çalışıyorum. Başka arkadaşlarım da çalışıyor. Tamam. Burası yaz kış açık değil mi? Açık açık, yaz kış açık. Onun dışında çayın dışında yani. Evet. Bir şeyler yiyip içebiliyor muyuz? Evet, tabii içebiliyoruz, yiyip içebiliyoruz. Tamam. Çay ne kadar? 4 lira. Kahve? 10 lira. Soğuk içecekler? Meyvelisi 10 lira, gazoz 10 lira. Sodalar var 7,5 lira. Süper ya. Allah sana sağlık versin o zaman. Görüşmek üzere, hoşça kal. Sağ olasın. Şimdi çay 4 lira. Görmüş olduğunuz gibi kahve 10 lira. Soğuk içecekler 7,5 lira, 10 lira. Yani köy kahvesine her geldiğimde, yani böyle köylerde kahvelere gittiğimde ya da gördüğümde oturmaya çalışıyorum. O insanlarla sohbet etmeye çalışıyorum. Bu kahve de bence çok güzel bir kahve, sıcak bir kahve, ben öyle düşünüyorum. Hemen karşı tarafta, şu an Mithat gösteremez ama yiyecek alabileceğiniz, yani tost yaptırabileceğiniz bir market var, bakkal var. Oradan tostunuzu yaptırıp buraya gelip yiyebilirsiniz. Daha sonrasında arkamdakilerin ne olduğunu merak edebilirsiniz. Arkamdakiler bu köyde daha önce, yani geçmişten günümüze kalan eşyalar. Burada kahvenin duvarında asılı. Bu köy kahvesinde birçok televizyon dizisi ve birçok sinema filminin çekildiğini belirtmek istiyorum size. Zaten Mahmut Şevket Paşa, Beykoz Mahmut Şevket Paşa, şu an bulunduğum yer fazlasıyla sinema filmi ve televizyon dizilerine ev sahipliği yapan yer. Kahvaltı yaptığım yer. Köyde eskiden Rumlar yaşıyormuş. Daha sonrasında da köylülerin anlattığı kadarıyla Selanik'ten işte dedelerini, babalarını buraya getirmişler. O konuştuğum ablaların, teyzelerin ailelerini buraya getirmişler. Onlar da burada yaşamaya başlamışlar. Bol yeşilliğin olduğu bir köy ve köye geldiğinizde mahalle oldu tabii. Ben sürekli köy diyorum ama köye geldiğinizde tatlıyı nerede yiyebilirsiniz? Hemen sağ tarafımda. Mustafa abinin yerinde. Fazlasıyla meşhur bir yer, onu söyleyeyim. Belediye otobüsü de geçti biraz önce. 136 numaralı belediye otobüsüyle Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne gelebiliyorsunuz. Şimdi Mustafa abinin yeri çok meşhur. Ya ben yaşlanmışım, gene söylüyorum. Cumalı Kızık'ta da bunu söyledim. Ben bu köye 2021 Covid'in bittiği zamanlarda bir gelmiştim. Çok oldu ama. O zamandan bu zamana bayağı değişmiş açıkçası burası. Şimdi tekrar geldim. Afiyet olsun amcacığım bu arada. Şimdi tekrar geldim. Geldiğimde burası biraz daha küçüktü. Ve şimdi biraz daha genişlemiş, büyümüş ve bizlere hizmet veriyor. Şunu da belirtmek istiyorum. O geldiğimde Covid yeni bitmişti yanlış hatırlamıyorsam, ya da Covid'in içindeydik.
Ay sevgili seyirciler, bir yere otururken bir tedirginlik, bir yerde bir şey yesek bir şey olacak mı diye bir tedirginlik. Şu an o tedirginlik olmadan gönül rahatlığıyla burada oturup bir şeyler yiyip içebiliriz. Şimdi Mahmut Şevket Paşa'nın yoğurdu ve ayranı fazlasıyla meşhurmuş. İşte o yoğurdu girişteki Mustafa abinin muhallebicisinde bulabilirsiniz. Muhallebi çeşitleri çok. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama burası yaz kış haftanın her günü açık. Bir içeriye girelim, muhallebilere bakalım. Kaç çeşit muhallebi varmış, ne kadarmış. Sonrasında da siparişimizi verelim, tatlımızı yiyelim ve sonra sizi köyde çok ama çok güzel bir yere götürelim. Meşhur Mahmut Şevket Paşa ayranını nihayet burada içiyorum. Bir içeyim mi? İçmeyeyim ya, tatlıdan sonra içeyim. Neden tatlıdan sonra yoğurt ya da ayran yeniliyormuş ya da içiliyormuş biliyor musunuz sevgili seyirciler? Tatlı yediğiniz zaman vücuda hemen karışınca şeker kanı basıncı da yükseltiyormuş yanlış bilmiyorsam ve yanlış okumadıysam. Ayran içilmesi ya da yoğurt yenmesi şekerin kana biraz daha az karışmasını sağlıyormuş ve vücudu dengeliyormuş, dengede tutuyormuş yoğurt yemek ve ayran içmek tatlıdan hemen sonra. Dediğim gibi burası Mahmut Şevket Paşa'da muhallebileriyle fazlasıyla meşhur bir yer. Ayrıca şu an kalmamış ama buranın fındık ezmesi de fazlasıyla meşhur, kendileri yapıyorlar. Kalmamasından anlayabilirsiniz. Dondurması da çok meşhur. Amca nasılsın? Aynadan gördüm de. Dondurma güzel miydi? Güzel, güzel. Afiyet şeker balı olsun. Nereden geldiniz? Ha, yakından gelmişler, uzaktan gelmemişler. Kadıköy'den gelmişsiniz. Kadıköy'de çok yakın sayılmaz ama ya. Hastaneye gittiniz. Allah şifanızı eksik etmesin. Şekerinde bir problem yoksa muhallebi ısmarlayabilirim sana. Ha, dondurmayı yedin, evet, bence de şimdi riske girmeyelim fazla. İsim amca? Ahmet Balcı amcaya da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Allah şifanı eksik etmesin, şifanızı. Afiyet olsun. Şimdi hemen muhallebilere geri dönecek olursak. Burada birçok çeşitten muhallebi var. Köy yeri olduğu için sinekler uçuşabilir bu arada. Gayet doğal bir program, bunu da söyleyeceğim. Cumalı Kızık'ta da söylemiştim yani. Köyün içinde sinek uçuşabilir, olur da evimizde bile oluyor yani. Onu da belirteyim. Bademli, çikolatalı, fıstıklı. Ve bir de ayran. Ayran 10 lira, muhallebiler 60 lira. Sabah 10'dan gece 11'e müşteri durumuna göre tabii yaz aylarında 11.30-12'ye kadar açıklar. Ben gelmenizi tavsiye ediyorum. Biraz önce arka masadakileri de el salladım, gittiler. Burada iki güzel hanımefendi var. Mustafa abinin yeri burası. Hanımlar gözükmek istemiyor, çok normal. Ben bunları yiyeyim. Mahmut Şevket Paşa Beykoz'un ilçesinde, İstanbul Anadolu yakasında ve Beykoz'a 13 kilometre uzaklıkta. Buraya İstanbul Avrupa yakasından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak daha hızlı
bir şekilde, daha hızlı dediğim daha trafiksiz aslında. Yanlış bir cümle kullanmak istemem. Gelebilirsiniz sevgili seyirciler. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden buraya gelmek, Avrupa yakasından, Suadiye'den bir insanın Anadolu yakasından buraya gelmesinden daha kolay. Onu söyleyeyim size. Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tercih edebilirsiniz buraya gelirken. Burası Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nin, köyünün göleti. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Sessiz, sakin, huzurlu, doğa içinde yemyeşil bir yer. Görmüş olduğunuz gibi. Muhtarlık var merkezde. Sevgiseli Caddesi var. Sevgiseli Caddesi'nden yürüdüğünüz zaman ya da aracınızla oradan devam ettiğiniz zaman sola doğru devam ediyorsunuz, yukarıya doğru böyle yol kıvrılıyor ve futbol sahasını görüyorsunuz yolun sonunda. Futbol sahasının oraya arabanızı park edip patika yoldan, yokuştan yürüyerek Mahmut Şevket Paşa'daki gölete, yani bu alana ulaşmış oluyorsunuz. Şimdi buraya sadece ben değilim gelen, birçok kişi gelmiş. Nereden anladın Yıldız diyeceksin? Çöplerden. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor şu an sevgili seyirciler. Çöpleri görmüş olduğunuz gibi. Yani yemyeşil, doğa içinde, sessiz, huzurlu. İstanbul'un içinde ama İstanbul'un dışında nefes alabileceğimiz, hafta sonu tatil yapabileceğimiz ya da ailemizle konaklamaya, hani gelmenin dışında yemek yiyip kahvaltı yapabileceğimiz bir yer. Tarihi bir köy aslında baktığımızda. Ama çöp içinde göleti. Sevgili seyirciler, piknik yapmak çok normal. Katlanabilir sandalyelerle bir yere oturmak çok normal. Çekirdek çitlemek çok normal. Ama onların çöplerini yanınızda götürüp çöp kutusuna atmak daha da normal ve doğru olan. Bunları buraya atmak anormal olan, yanlış anlayabilirsiniz. Ama ben bunu söylerken açıkçası hani utanıyorum. Hani Covid zamanında sürekli uyarı yapılıyordu. Ellerinizi şu kadar saniye yıkın. Ya bir insan zaten elini yıkamaz mı ya tuvaletten çıktıktan sonra ya da normalde? Hani yıkar, bunun uyarısı yapılmasına gerek var mı? Ben anlamıyorum, hani yapıldığında ne oluyor, yapılmadığında ne oluyor? Çöp atmak yasaktır yazıyor mesela. Yasak olsa ne olacak ki? Bakın görmüş olduğunuz gibi her yerde çöpler var. Hafta sonları buraya gelebilirsiniz, böyle yerlere gelebilirsiniz tabii ki. Bu çok normal ama dediğim gibi lütfen temiz tutalım. Bize geçmişten kalmış burası, böyle güzel bir yer. Bakın şu an o kadar huzurlu bir yer ki burası. Gerçekten anlatamam, kuş sesleri, ağaçların böyle yaprak kımıldamaları, o huzur veren rüzgar esintisi. Gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bırakalım böyle güzel yerleri deyip sizi Mahmut Şevket Paşa göletiyle baş başa bırakıyorum. Ben de bu gölette, ormandaki patika yolda biraz yürüyerek açıkçası nefes almak istiyorum. Hem burada yürümeye hem de nefes almaya doyamadım açıkçası sevgili seyirciler. Gerçekten bol bol oksijeni içime çektim. Oh, oksijen zehirlenmesi yaşıyor olabilirim şu anda. Ve eve hiç gitmek istemiyorum. Yalan yok yani. Burada durup böyle sessizliği, kendimi dinleyip, böyle ağaç hışırtılarını dinleyip, kuş seslerini dinleyip, şöyle gölete bakmak istiyorum ve derdimi, tasamı, olmasını istediğim her şeyi gölete bırakmak istiyorum gerçekten. Şu an daha bir şiddetle esmeye başladı rüzgar. Hadi evinize gidin diyor Mahmut Şevket Paşa. Haydi artık diyor, evinize gidin diyor. Sonbaharda İstanbul'da bir başka güzel, benden söylemesi. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Toplu taşımayla Mahmut Şevket Paşa'ya 136 ve 136Z numaralı belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Kendi aracınızla Avrupa yakasından İstanbul içinden gelecekseniz eğer, navigasyona yazarsanız en kısa yolu size gösterir ama
Yavuz Sultan Selim Köprüsü buraya gelebileceğiniz Avrupa yakasından en kolay yol olduğunu belirtmek isterim. Keyifli bir gündü. Mithat, süper dedi. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kristin. Kendinize iyi bakın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Bir hatamız olduysa affola efendim. Hoşça kalın ve son kez Mahmut Şevket Paşa gölete ve köye, mahalleye bir göz atın. Hoşça kalın efendim.